Gel bakayım gel. Canım çekti gene gel. Çözdüm seni. İyi akşamlar kızlar. Masterclass'ımıza başlıyoruz. Öncelikle kestaneleri Lidl'dan almak çok önemli. Çünkü kestanelerin cinsi sonuç olarak lezzeti belirleyecek. O yüzden Lidl'dan kızlar, aldığınız kestaneleri. İkinci olarak yapmanız gereken şey önce bir şans öpücüğü almak. Gel bakayım. Ondan sonra mutfağa yürüyoruz. Masterclass veriyor mu Ülkü? Tarif kızlarla başlıyor ya hep konular. Suyumuzu buradan açıyoruz. Yaklaşık ya bir 45 derece falan olması lazım. Yani ayar burada falan. Biraz doldurur. Masterclass veriyorum Ülkü. Suyumuzu dolduruyoruz böyle. Evet, suyumuzu dolduktan sonra ikinci aşamaya geçeceğiz. Kızlar görmüş olduğunuz gibi kestanem masamda. Suyum da burada. Kestaneleri açmak için ya bıçak veya makas tercih edebilirsiniz. Problem yok o konuda. Tamamen şahsi şeyinize kalmış. Açıyoruz. Yaptıktan sonra kestanelerimizi suya bırakıyoruz. Biraz yüzsünler. Dinlensinler birazcık şöyle. Yaklaşık bir yarım saat kadar dinlendireceğiz ki yumuşasınlar. Şimdi kızlar kestaneyi birazdan yapmak için silex kullanabiliriz. 1. Tost makinesi 2. Fırın 3. Veya böyle ateşin üstünde yapabiliriz. Git gel içerisindeyim. Ne yapsam? Şimdi kızlar biraz dinlendiler şöyle bir 15-20 dakika. Kesim yapacağız şimdi. Bıçaklarınızı kör olmasın. İyi bir bıçak kullanın. Bak bunu bana Nusret hediye etmişti. Yani şans getiriyor bana bu bıçak. O yüzden bunu kullanacağım büyük bir ihtimalle. Şimdi kızlar çok önemli aşamaya geçiyoruz artık. Kestanelerimizi tek tek sudan çıkaracağız. Ve bol olan tarafından yani burası bak bol. Burası o plat tarafı. Burası o bol tarafı. O bol tarafından Miraç değil mi? Oğlum. Babaya ver. Derin bir çizik çiziyoruz. Çizik derin. Bu aşama çok önemli lütfen. Yani burada sonucu ciddi şekilde belirleyen faktörler. Derin bir çizik çizdikten sonra suya tekrar bırakacağız kestaneleri. Yaklaşık bir mini. Dinlensin mi oğlum bir yaklaşık bir yarım saat falan sen daha. Su gidiyor. Dinlendirelim değil mi? Oğlum suya dikkat et. Aferin oğlum. Birisi kestaneyi çiğ yemeye çalışıyor. Oğlum bak daha pişireceğiz onu. Tamam mı? Yapacağız daha. Bitmedi masterclass. Dalık. Dalık ameliyatı. Nit nü. Çıkar. Ver babaya. Ver babaya. Kızlar bakın kestaneleri tek tek kestim. Kendi ellerimle. Şimdi dayanıklı durduğu suya geri koyacağız. Çünkü özdeşleşmesi lazım. Ben buna inanıyorum yani. Geri kendi suyuna geri katıyorum. Ama ufak bir ekleme yapacağız bu suya. Hafif şöyle bir yarım saat daha bekleteceğim çünkü. Ama ondan önce vatkan yay ne hayırlıcak Miraç. Yıkıldı Miraç. Neyse. Biraz kaynar su döktük üstüne. Biraz beklesin. Şimdi kızlar kaldırıma gelip sileksimi alacağım. Önce anahtarı sokmak lazım tabii. Kaldırım. Abo! Bir masterclass da buraya gerekir. Anam Allah'ım. Allah'ım. Nerede sileksin? Nasıl geçeceğim buraya? Evet yarın da bir buraya bir masterclass yapacağım. Bura nasıl toplanır diye. Kızlar. Beyler arada çocuğa da andakt verin. Beyler. Çocuğa andakt verin. Sık lan. Sık. Bir daha sık. Sık bir daha. Bir daha gel. O kaldır bizim elimizden öper değil mi Miraç? Yarın biz toplayacağız onu değil mi oğlum? Beyler. Gel de. Gel. Gel dedim canına. Dağ de herkese. Dağ. Burada kızlar sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. Lidl'dan da aynı mesaj geldi reklam teklifi için. Dermiş. Şimdi arkadaşlar dizim aşamasına geçiyoruz. Çizdiğimiz yerler üste kalacak. Şöyle şu şekilde. Vallahi artık burası artık Allah'a kalmış. Subhaneke okuyun. What? Güzel olması için. Evet. Şimdi tabii ki masterclass olduğu için bunu demeden geçemeyeceğim. Yoksa haksızlık olur. İşin püf noktası. Birazcık su alıyorsunuz. Böyle üstüne damlatın pişti yarında. Ondan sonra üstünü kapatın arkadaşlar.
Oğlum kestanemiz için ilk müşterimiz geldi. İlk, ilk müşterilerimiz geldi. Gel. Neredesin lan? Jesus kommt. Demek mutfak ya, benim işim. Ülkü ne oldu? Oturdun geldin çöktün mü işe? Arkadaşlar. Bakar mısınız arkadaş? Derya kuzusu.